Türkiye'nin gündeminde yargı dosyaları var. Türkiye'nin gündemindeki yargı dosyalarına ilişkin son sıcak gelişme neydi ekrana yansıttığımız? Ecer Onay. Fenomenlerden Ecer Onay da gözaltında. Eski eşinin iş yerlerini kurşunlattığı, bunu azmettirdiği iddiasıyla. Hem buna ilişkin son dakika bilgilerini duyacağız Nedim Bayhan'dan, hem de üzerine gitmeye devam ettiğimiz Dilan Polat soruşturmasında neler olup bitiyor? Orada da bir takım gelişmeler var galiba. Dönelim. Sözü İstanbul'da Vatan Emniyet Yerleşkesi önünde haber takibini sürdüren Nedim Bayhan'a bırakalım. Can Coşkun, senin de söylediğin gibi uzun süredir devam eden fenomenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Son operasyonda organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından son dönemde silahlı çatışmalarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda güzellik salonu sahibi Ecer Onay'a yönelik oldu. Hemen sizlere ifade edelim. Onay'ın eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla şu anda organize suçlarla şube müdürlüğü tarafından şu anda Vatan Emniyet Yerleşkesi'ne getirildi. Kendisiyle beraber 6 kişi de var bu organize suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonun içerisinde. Daha öncesinde biraz olayın geçmişine gitmek istiyorum sizlerle beraber. Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezinin Bağdat Caddesi ve Gebze'deki şubeleri kimliği belirsiz kişiler tarafından daha öncesinde kurşunlanmıştı ve Ecer Onay şöyle bir ifadede bulunmuştu. Birileri beni bu yaşanan olayların içerisine dahil etmek istiyor demişti ve kurşunlanan güzellik salonlarına ait olduğu yerde birçok emniyet müdürlüğüne buradan giderek ifade vermişti. Ecer Onay bizi olayların içerisine dahil etmek istiyorlar demişti. Son gelişmelerin ardından Ecer Onay da eski eşinin iş yerini kurşunlaması sebebiyle şu anda Vatan Emniyet Yerleşkesi'ne getirildi. Son dakika bilgisi olarak sizlere de paylaşalım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından bir bilgi geldi. Onu da ifade edelim sizlere. Ecer Onay'ın eski eşine ait iş yerini kurşunlanması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızla, başsavcılığımızca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanununa muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatılmıştır deniliyor. Yaklaşık 8 suçtan şu anda soruşturma başlatıldı ve 6 kişi de gözaltına alındı. Ecer Onay davasında, Ecer Onay dosyasında şu anda gelişmeler bu yönde. Tabi bildiğiniz üzere bu soruşturmalar Polat Çifti ile başlamıştı. Orada da bir gelişme var. Onu da ifade edelim sizlere. Polat Çifti soruşturmasında son gelişmelerde yasa dışı bağış suçlamasından Veysel Şahin ve Derkan Başar şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Bu da son gelişme olarak bu isimler de önemliydi soruşturmada. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında da bir dosya Masak raporu dosyaya eklendi. Masak raporu ile beraber çıkmıştı biliyorsunuz. Dilan Polat'a Masak raporunun ardından bir operasyon yapılmıştı. Bir dosyaya bir Masak raporu daha eklendi. Şu anda ifadelerin alınmasını bekliyoruz bizler de. Buradan adliye sevk edilecektir. Biz de son gelişmeler oldukça Sözcü Televizyonu ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz Can Coşkun. Teşekkürler Nedim Bayhan. Kolaylıklar diliyorum. Yargı dosyalarını takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım.